Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Fuat Kahraman. Gündemin getirdikleriyle karşınızdayız. Yaklaşık 15 dakikalık bir haber kuşağına çıkacağız. Önce gündemde öne çıkan manşetleri aktaracağız. Daha sonra çarpıcı görüntüleri, çarpıcı haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Gündemin getirdikleri önce başlıklarla başlıyor. Siyasilerin mesajlarıyla başlıyoruz. Zira artık yerel seçimlere sadece bir ay kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da istasyon meydanında düzenlenen mitingde konuştu. Önce HDP'yi hedef aldı. Erdoğan, bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan, Kuzey Irak'ta çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da unutmadı, tepki gösterdi CHP liderine Cumhurbaşkanı. Sen darbecisin, darbecilerle berabersin ifadesini kullandı. İkinci başlığımız aslında son zamanlarda eleştirilerin fazlasıyla hedefindeki siyasi arena gereği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Bursa'da konuştu. Akademik odalar, STK temsilcileri, esnaf odaları temsilcileri, muhtarlar ve iş insanlarıyla buluştu. Buradaki konuşmasından CHP'lilere uyarıda bulundu Kılıçdaroğlu. Asla ve asla kışkırtıcı sözlere cevap vermeyin. Kaybedeceklerini anladılar, her tarafa saldırıyorlar. Nasıl yaparız da CHP'lileri sokağa çekeriz derdindeler. Bunlara asla cevap vermeyin diye konuştu. Bursa ile ilgili de mesajları vardı Kılıçdaroğlu'nun. Bursa'nın değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, Bursa'nın bir kimliği, tarihsel dokusu vardı, kimliği kalmadı artık dedi. Yoksul semtlere pozitif ayrımcılık yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, oradaki hayat standartlarında Nilüfer'de yaşayanların hayat standartına çekeceklerini ifade etti. Üçüncü başlığımız yine siyaset cephesinden, İYİ Parti cephesinden bu kez. İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada, Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz demişti. Mersin'de yarıştan kopmuş olmadıklarını, size bir sürprizimiz olacak diye açıklamıştı. Adaylarının kazanacak bir aday olduğunu söylemişti. Yeni bir isim olduğunu fakat yakından bilinen bir isim olduğunu söylemişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Neden yakından bir isim? Çünkü kendisinin yakın çalışma arkadaşlarından biri. O ismi Mersin adaylığı YSK tarafından reddedilen Burhanettin Kocamaz açıkladı. Kocamaz, İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, devlet eski bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum dedi. Ayfer Yılmaz, hukuki olarak İYİ Parti'den aday gösterilemeyeceği için Demokrat Parti listesinden aday gösterilecek. Hatırlayacaksınız, YSK Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetmişti. Diğer başlığımız dış politika ilişkin önemli bir mesai var Ankara'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye ile Amerika arasında kurulan ortak görev gücü ikinci toplantısını başkentte gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantı 2 gün sürecek. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin olarak planlama ve koordinasyon işleri ele alınacak. Bu çerçevede diplomatlar askeri yetkililerden oluşan ortak görev gücü, Amerikan askerlerinin çekilmesi, bu sürede sahada yaşanabilecekler ve çekilme sonrasında bölgede oluşabilecek tehditlere karşı değerlendirmelerde bulunacaklar. Ortak çalışma grubu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son Washington ziyaretinde kurulmuş, ilk toplantı da 6 Şubat'ta Washington'da gerçekleştirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yine mesajları vardı bugün ekonomiye dair. AB ile ekonomik diyalog toplantısı sonrası konuştu. Şubat ayında enflasyonun hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönde sinyaller alıyoruz diyen Albayrak, zor bir dönem olmasına rağmen ikinci çeyrekten sonraki sürecin baz etkisiyle birlikte hedefleri çok rahat tutturacağımızı düşünüyorum dedi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen de normal bir siyasi diyaloğu sürdürmeliyiz. Türkiye ile derin ilişkilerimiz var. Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz mesajını verdi. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğini de söyledi
Avrupalı diplomat. Bugün 28 Şubat, yani tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat sürecinin yıl dönümü. Öyle ki sürece ismini veren 28 Şubat 1997 yılında yapılan ve tam 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. O toplantı Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen sürecin en önemli kırılma noktasıydı. Toplantının mesajını aslında askerler günler öncesinden vermişti. Zırhlı birliklere ait tanklar Kudüs gecesinin yapıldığı Ankara Sincan'da sokağa inmişti. Milli Güvenlik Kurulu bir hayli gergindi bu nedenle. Hükümeti irticai faaliyetlerle suçlayan askerler hazırlıklı, önlerindeki dosyalarda kabarıktı. 9 saatlik toplantıdan 18 maddelik 28 Şubat kararları çıktı. Laikliğin korunması için yasaların uygulanması istendi. Kararlar arasında 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi, tarikatların kapatılması ve bazı medya gruplarının kontrol edilmesi öne çıktı. Başbakan Erbakan'ın kararlara imza atıp atmadığı uzun süre tartışıldı ama kararlar uygulamaya konuldu. Erbakan başbakanlıktan istifa etti, Refah Yol Hükümeti dağıldı, Refah Partisi kapatıldı. Türkiye'nin postmodern darbeyle yüzleşmesi ise 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Darbeleri Araştırma Komisyonu'yla oldu. 2013'te de 28 Şubat davası başladı. 5 yıl sonra çıkan kararda aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'le dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında olduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Ancak bu isimler yaşları ve sağlık durumları göz önünde bulundurularak temyiz süresi boyunca hapis yatmıyorlar. 68 sanıksa beraat etti. Gündemin getirdikleri Twitter gündemiyle devam ediyor. Son başlığımızda az önce aktardık. 28 Şubat'ın yıl dönümü sosyal medya gündeminin de en üst sıralarında pek çok çevrelerce hatırlanıyor. O dönemde yaşananlar, o dönemde özellikle yaşanan siyasi ve ekonomik süreç hatırlatılıyor ve bir daha yaşanmaması temennileriyle ders çıkarılması gerektiği mesajları veriliyor sosyal medya kullanıcıları tarafından. Yine sosyal medyada bugün bir başka hüzünlü yıl dönümü. Yaşar Kemal aramızdan bundan tam 4 sene önce ayrıldı. Yaşar Kemal'in vefatının yıl dönümünde de yine sosyal medya kullanıcıları kendisini onun o güzel sözleriyle, kitaplarındaki güzel betimlemeleriyle anıyorlar. Ruhu şad olsun mesajları iletiyorlar. Spor camiasından bugün yönetimle ilgili bir haber vardı. Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören bugün istifa ettiğini duyurdu. Bildiğiniz üzere başkanlığı süresince çokça eleştirilere konu olmuştu Yıldırım Demirören. Beşiktaş Kulübü'nün başkanlığından Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına geçmişti. İlk eleştiriler zaten burada başlamıştı. Sonrasında fikstür tartışmaları, hakem tartışmaları, VAR tartışmaları bir tarafa, son olarak da almış olduğu iddia ihalesi kendisine yönelik eleştirilerin katlanmasına sebebiyet vermişti. Demirören bugün koltuğu bıraktığını açıkladı. Gündemin getirdikleri devam ediyor. Elektrik desteği ödemeleri yarın başlıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin hanenin yararlanacağı uygulamanın 1 Mart itibariyle başlayacağını açıkladı. Destek miktarının evde yaşayan kişi sayısına göre 40 ila 31 kuruşla 80 lira 63 kuruş arasında değişeceğini ifade eden Bakan Selçuk, ödemelerin belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacağını duyurdu. Buna göre 1-2 kişi 75 kWh saat, 3 kişi 100 kWh saat, 4 kişi 125 kWh saat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kWh saat elektrik desteği verilmiş olacak. Son zamanların en çok tartışılan ürünlerinden biri, kuru soğanda sıfır gümrük vergisinin süresi uzatıldı. Kararın son yürürlülük tarihi 31 Mart olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığı, iç piyasa fiyatlarının makul seviyede tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi için kuru soğan ithalatında gümrük vergisini sıfırlamıştı.
Uygulama süresi bugün sona eriyordu. Resmi gazetede yayımlanan yeni kararla gümrüksüz soğan ithalatı süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı. İstanbul Kadıköy'de çöp konteynerinde bir bölümü bulunan cesedin gövde kısmı da Sarıyer'de bulundu. Gözaltındaki 4 kişi için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı. Dün Acıbadem Mahallesi Zahmet Sokağı'ndaki çöpte bulunan iki bacağın yeğeni tarafından tabancayla öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılan 55 yaşındaki Rıfat Rıza Öztürk'e ait olduğu belirlenmişti. Cesedin gövde kısmı da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçerken refüj yanındaki boşlukta bulundu. Polisin cesedin diğer parçalarını bulmak için Anadolu yakasındaki çöplükte kadavra köpekleriyle arama yapacağı öğrenildi. Ekiplerin belediye temizlik işçilerine de dikkatli olmaları yönünde bilgi verdikleri ifade edildi. Cesedin bulunduğu çuvalda yazılı olan bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan Öztürk'ün yeğeni ve ceset parçalarının çöpe atılmasına yardım ve yataklık eden 3 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Cinayeti tüm detaylarıyla anlattığı öğrenilen zanlının cesedin kafasını bir kutuya, ellerini bir poşete koyarak Acıbadem ve Hasanpaşa'da gördükleri çöp konteynerlerine attığını söylediği öğrenildi. Katil zanlısı ve 3 arkadaşı için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı. İstanbul'dan yine bir çökme haberi geldi. Beykoz'da sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü. Olayda neyse ki ölen ya da yaralanan yok. Olay Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun yağış sonrası istinat duvarında çökme yaşandı. Çökme nedeniyle taşlar ve toprak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Çökme sonucunda aydınlatma direği de devrilerek yola düştü. Patlayan su borusu İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Yola dökülen taş ve toprak nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Görmüş olduğunuz kitap tam 800 yıllık ve İbranice dini motiflerle dolu. Diyarbakır'da ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltında. Jandarma Kayapınar ilçesinde 4 kişinin tarihi bir kitabı satmak için aracı aradığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada üzerinde dini figürler olan, içinde Hazreti İsa ile Hazreti Meryem'in tasvirlerinin de yer aldığı 22 sayfalık bir kitap bulundu. Kitap korumaya alındı. 4 kişi gözaltında. Trafikte çok maganda görülüyor ne yazık ki. Bunlardan bazıları ambulansların önünde ve arkasında seyrederek trafikte tehlike oluşturuyorlar. Elbette ambulansın içerisindeki yaralılarla ilgili veyahut da sağlık durumu iyi olmayan vatandaşlarla ilgili de. Fakat bugüne kadar böylesi görülmedi. İstanbul'da bir trafik magandası ambulansa yol vermeme çabası içerisine girdi. O çaba arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüler D100 Karayolu, Cevizli Bağ mevki, İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Trafik magandası bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf ediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor. Ambulans yan yola girmek için manevra yaptığı sırada bile sürücü yolu kapatarak ilerlemesine engel oluyor. Sürücü bir süre yan yolu kapattıktan sonra D100'e geri dönünce ambulans yan yola girerek yoluna devam ediyor. Sosyal medyada da büyük tepki alan bu görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda plakası tespit edilen aracın sürücüsüyle birlikte bir kişi daha gözaltına alındı. Maganda sürücü ve arkadaşına saygısızca araç kullanmaktan 108 lira, geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması maddesinden 108 lira, şerit izleme değiştirme kurallarına uymamaktan da 108 lira olmak üzere toplam 324 lira adli para cezası kesildi. Şüpheliler adli işlemler için de Bahçeli Evler Polis Merkezi amirliğine teslim edildi. Programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.